Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, Boğaziçi'nde yapılan kayyum atamasının ardından devamında gelen hukuksuzlukları medyaya yansıtmak amacıyla biz bir grup öğrenci olarak Özgür İktisat ekibini kurmuştuk. Bu kurduğumuz ekiple halkın ekonomisi dersleri düzenlemeye başladık ve şu an 12. haftada Koç Üniversitesi'nden değerli hocamız Kamil Yılmaz ile beraber ders yapıyor olacağız. Biz bugüne kadar hep belirttiğimiz taleplerimizi bugün de tekrarlamak istiyoruz. Üniversitelerdeki kayyum atamasının son bulmasını ve demokratik değerler bütün rektörlük seçimlerinin yapılmasını, kampüsümüzdeki ve çevresindeki polis halkasının derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bundan asla feragat etmiyoruz. Çok kısa Kamil Hocam sizden bahsetmek istiyorum. Ardından sözü de uzatmadan size bırakacağım. Lisansüstü ve doktorasını Maryland Üniversitesi'nde tamamlayan Profesör Doktor Kamil Yılmaz, eğitiminin ardından Dünya Bankası Araştırma Bölümünde ekonomist olarak çalıştı. Yaptığı bilimsel çalışmaları Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür. Kendisi şu an Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Bugün bize sürdürülemeyen büyüme ve yüksek kronik enflasyonu anlamak, ekonomi politik bir yaklaşım başlıklı dersi anlatıyor olacak. Kendisine geldiği için çok teşekkür ederiz. Hocam, bu dönemde dayanışmamıza ortak olmanız bizler için çok kıymetli. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bizlerle beraber bir sürü katılımcılar karşısında biz çok mutlu oluyoruz. Söz almak isteyen olursa hocamızın da izniyle reyzent yaparak elinizi kaldırın lütfen. Biz size söz vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Buyurun. Çok teşekkürler Tenzile. Ben de Özgür İktisat Grubu'na beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Galiba belirtmediğim bir nokta var, önemli. Ben de bir Boğaziçi mezunuyum, Boğaziçi İktisat mezunuyum. O anlamda tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşanmakta olan gelişmeleri, haksız gelişmeleri, baskıyı bir ölçüde protesto etmekte, sizlere katılmak, sizlerle birlikte olmak hepimizin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim burada bugün yapacağım konuşma aslında uzun zamandan beri söylediğim bazı şeyler, o anlamda burada olan bazı hocalarımıza yeni gelmeyecek ama güncelliğini koruduğunu düşündüğüm için bir ölçüde bu konuyu sizinle ele almak istedim. Sürdürülemeyen büyüme ve yüksek enflasyon, kronik enflasyon ve bunu açıklamaya yönelik bir ekonomi politik yaklaşım. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin 1923-2020 döneminde beşer yıllık ortalama gayri safi büyüme hızına baktığımız anda, kişi başına gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranına baktığımızda böyle bir resim ortaya çıkıyor. Bu resimde tabii ki ilk dönemleri açıklamak durumunda elbette ki daha hızlı büyümeler var. Savaşın etkisi var. Savaş sonrası demokrasiye geçiş ile birlikte hızla artan bir kaynak transferi de var tabii Türkiye o anda. Hızla artan bir büyüme gözlemliyoruz. Ancak biz üzerinde duracağım nokta işte bu büyümenin 60'lara gelirken bir ölçüde durmuş olması, sürdürülememiş olması. Sonra 60'larda tekrar bir darbe ve arkasından gelen bir yeni anayasal düzenle birlikte demokratik hakların daha geniş demokratik hakların tanınmasıyla birlikte yine ve ithal ikameci politikaların devreye girmesi ve sanayileşme söz konusu. Ve bu dönemde de belli bir büyüme hızına erişiyor Türkiye. %4'leri bulan büyüme hızlarıyla beraber 70'lerin sonunda özellikle dış bir şok var, tabii ki petrol şoku. Bunun tekrar sürdürülemeyen bir büyümeden bahsediyoruz. Büyüme hızları eksi negatifleri 5 yılda 1980'de eksiği vuruyor. 80'de yeni bir darbe, bence bu asıl bizi bugüne kadar getiren noktada 80 darbesi ve sonrasını vurgulamak istiyorum. Ve yine aynı gelişmeleri görüyoruz. 80'lerde sağlanan yüksek büyüme hızları 90'larda çok ciddi oynaklıklara yerini bırakıyor ve 90'ların sonunda da yeniden bir sürdürülemeyen bir büyüme ve kriz söz konusu. 2000'li yıllara geldiğimizde aslında oldukça yüksek, geçmişe göre çok daha yüksek büyüme hızları sağlanıyor. Aradakini saymazsak ki bence burası var olan siyasi dinamiklerden çok özellikle 2008 krizinde ortaya çıkan bir dışsal bir şoktan kaynaklanıyor. Ama asıl vurgulamamız gereken noktada 2020'lere geldiğimizde 20 yıllık cycle'larda Türkiye'nin kurumsal, özellikle siyasi kurumsal yapısı
20 yıllık dönemlerin ötesinde yüksek büyüme hızlarını sürdürmesini sağlayamıyor ve var olan ya da uygulamada olan sistem ya da politikaların iflasıyla sonuçlanabilme söz konusu. O anlamda ben bunu özellikle 80'li yıllara gideceğim. Tabii ki 50'li, 60'lı yıllara da vurgu yapmamız söz konusu. Ama özellikle 80'li yıllar sonrasındaki 80 darbesi sonrasındaki 82 anayasası, 1983'te getirilen siyasi partiler ve seçim yasaları ve bunların özellikle 1990'larda gördüğümüz, 80'lerde ve 90'larda gördüğümüz yüksek kronik enflasyon ve aynı zamanda büyüme hızlarının sürdürülememesi ve bugün gördüğümüz, aynı şekilde de bugün yaşadığımız ve son 10 yılda yaşadığımız sürekli olarak bir büyüme performansında, ekonomi politikalarında ve büyüme performansında bir erozyon. Bunu açıklamak için kullanacağım. Onun için bir ekonomi politik bir yaklaşım gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki slide tabii ki enflasyon. Bu 50'lere kadar giden yıllık enflasyonumuz. Bu bölüm kronik ve yüksek enflasyon bölümü. Türkiye için 20'nin altını kronik ya da yüksek saymıyoruz. Şimdi giderek oraya doğru yaklaşıyoruz günümüzde de. 2020'de %15'lere varmış bir 2020'de varmış durumdaydı. Bu yıl daha yükseklere de gitme ihtimali söz konusu. Ama bu dönemde Türkiye yüksek ve kronik, ne demek yüksek? Ortalama %60 bir enflasyondan bahsediyoruz. Kronik düşürülemiyor. Yani belli bir dönem kontrol altına alınsa da tekrar kontrolden çıkabiliyor. Nedenlerini anlamamız gerekiyor. Ve bunun bir ölçüde bir karşılaştırmalı da kısa bir bölüm analizi yapacağım. Ve orada da özellikle Türkiye'nin aslında yüksek enflasyonu yaratan sistemi bunun hiper enflasyona gitmesini de engelliyor. Yani o anlamda Türkiye hiper enflasyonu hiç yaşamadı. Modern hiper enflasyonlara baktığımız zaman Arjantin, Brezilya 1980'lerin ikinci yarısı da yaşadılar. Keza İsrail 1984-85 o dönemde yüksek enflasyon ve arkasından hiper enflasyonu yaşadı. Ve Türkiye'yi burada başarılı kılan nedir sorusuna cevap da bulunma, yani en azından verdiğini düşünüyorum ben. Tabii bu bir ölçüde karşılaştırmalı bir analiz anlamında ele alabilirsiniz. Yine aynı şekilde biraz önceki grafiğin aylık verilerle göstergesi, yani yüksek 60, şuradaki ortalama %62 civarında bir enflasyondan bahsediyoruz. Ekonomi politik yaklaşım, burada ben Alberto Alesina'dan bir quotation alacağım, alıntı yapacağım. Ve bu direkt aslında şunu söylüyor, siyasal dürtüler ve tahditler doğru bir şekilde analize dahil edildiği zaman ilk bakışta başarısız olarak görülen politikaların aslında çarpık ve eksik politik dürtülere verilen rasyonel tepkiler olduğu görülecektir. Burada önemli olan nokta siyasal dürtüler ve tahditler doğru bir şekilde analize dahil edildiği noktası. Ekonomi politik yaklaşım bu başarısızlıkların neden ard arda tekrarlandığını açıklamaya çalışır. Bu yanlışların gerçekleşmesini mümkün kılan kurumsal özellikler anlaşılmadan yanlışların düzeltilemeyeceğini öne sürer. Yani buradaki benim asıl vurgulamak istediğim geldiğimiz noktada AKP iktidarında da aslında yine 80'li yılların oluşturmuş olduğu, 80'li darbesinde oluşturmuş olduğu kurumsal, siyasi kurumsal düzenin yansımalarını görüyoruz. Ve onun o yansımaların getirmiş olduğu ekonomideki başarısızlıkları da görüyoruz. Ve yani buradan ilginç tarafı ben bunu 2003'te de aynı şeyleri bahsediyordum. Ama tabii ki bunu siyasi anlamda yapmadıktan sonra çok büyük bir şey değişmiyor. Siyasette de değişmeyenler önümüzde. Neyse ben kısaca Türkiye ekonomisinin tarihine girmek haddime değil ama Şevket Hoca da zaten bu konulardan zaten sunum yaptı diye hatırlıyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda askeri, sivil, bürokratik elitler tarafından kurulan ve yönetilen güçlü bir devlet olarak kuruldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası
1950'de ilk demokratik seçim yapılıyor. Tabii dışsal faktörler burada önemli. Savaş sonrası dönemde Batı'ya eklemlenme, Batı'nın bir parçası olmak da önemli bir hedef. 50'den sonra gelen demokratik düzen aslında onun öncesindeki siyasi partiler seçim yasasıyla aslında devam ettiriliyor. Tek parti dönemi için hazırlanmış seçim yasaları devam ediyor ve aslında 50'lerde gördüğümüz demokrasinin tam olarak uygulamada yeni seçimlerle iktidar değişimine yol açmasını önündeki engel ve arkasından gelen 60 darbesi bunun bir sonucu. 60 aslında Türkiye'ye birkaç boy büyük bir gömlek giydiriyor. Tabii ki o zamandaki benim tabirimle değil bu. Bir ölçüde daha 60 darbesini eleştirenlere ve 60 darbesinden sonra getiren anayasal düzeni eleştirenlere. Aslında çok önemli demokratik kazanımlar, toplumsal grupların, toplumsal sınıfların kendilerini temsil edebilecekleri bir demokrasi için ilk anayasal çerçeve kurulmuş oluyor. Ama 12 Eylül 1980 darbesiyle de bu anayasal çerçeveden ciddi bir geri dönüş var. Ve buradaki önemli olan nokta, biraz önce söyledim, siyasi partiler yasasıyla anayasa, siyasi partiler yasası, bir ölçüde seçim yasası ve bunun yanında çalışma hayatını düzenleyen yasalar. Bütün bunlara baktığımızda bunların asıl siyasi partiler yasası, siyasi parti için demokratik mekanizmaları devre dışı bırakıyor. Tamamen liderlerin kontrolünde olan siyasi partileri yaratıyor. Ama çalışma yasaları, anayasa ve baktığımız anda sivil toplum kuruluşlarını düzenleyen yasalar toplumsal denge ve denetleme mekanizmalarının zayıflatılmasına, daha zayıf olan bu mekanizmaların hiçbir zaman güçlenmesinin önünde en büyük engel olarak çıkıyor. 1990'larda özellikle 87 sonrasında eski siyasi parti liderlerinin siyasete dönmesiyle birlikte kıyasıya bir demokratik siyasi rekabet var. Sandıkta bu rekabet ve oy almak için, daha çok oy toplayabilmek için uygulanan popülist politikalar ve enflasyonun kontrolden giderek çıkması var. Bu 2001 kriziyle uçurumun eşiğine gelen Türkiye, uçurumun eşiğindeyken IMF'nin ya da ortodoks iktisadi politikaları hayata geçiriyor. Ama bu aslında söylediğim gibi çok iradi olarak yapılmış bir karar değil. Uçurumun kenarına gelmiş bir ekonomide o ülkeyi yöneten siyasi elitlerin başka bir çıkarı olmadığı için, başka bir çıkar yol bulamadıkları için. Ve sonra ne görüyoruz? Aslında 2002'den 2008-2010'a kadar doğru, yani bir ölçüde ekonomi politikaları yüksek enflasyonu yol açmayacak politikalar, birçok yüksek büyümeyi sağlayan politikaların devrede olduğunu görüyoruz. Ama bu 2011 sonrasında ustalık döneminin başlamasıyla birlikte popülist politikalar ve yapılan yanlışların giderek, quote unquote yanlışlar tabii ki, yanlışların giderek sadece iktidarda kalmak amacıyla devam etmesi. Yani 90'lı yıllar koalisyonlardı, bugün koalisyonlar yok falan. Bütün bunlar tamamen detaylar olduğunu düşünüyorum. Aslında başkanlık seçimiyle, başkanlık sistemiyle birlikte bir ölçüde bu toplumsal denge ve denetleme mekanizmalarının tamamen devre dışı bırakılması, hatta parlamentonun da devre dışı bırakılması söz konusu. O anlamda sürdürülemez olduğu kesin. Şimdi zaman açısından bir tekrar kontrol edeyim. 40-50 dakikaydı galiba, değil mi temsilci? O zaman ben bir ölçüde biraz daha hızlı gideceğim. 90'lı yılların grafiklerle anlatayım isterseniz. Bir ölçüde burada giderek artan, işte özellikle 87'den sonra giderek artan kamunun borçlanma gereksinimlerinden görebiliyoruz. 89 işte bu bir ölçüde kaynaklarını da gösteriyor. Ve özellikle 91'den itibaren avans kullanımına ciddi bir yüklenme var. Yani bunun adı parasal finansman. Merkez Bankası üzerinden, Merkez Bankası'ndan kullanabildiği avansla hükümetin açıklarını finanse etmesi. Ve 93'teki Tansu Çiller'in özellikle Kasım'da ek bir bütçe çıkarıp
bir daha fazla Merkez Bankası'na yüklenmesinin, kaynaklarına yüklenmesinin arkasından yaşanan 94 krizi var. Ama o dönemde de Merkez Bankası'ndan avans kullanma devam ediyor. Ve sonrasında baktığımızda bir ölçüde bu dönemde borçlanma gereksinimi kontrol altında tutulabiliyor. Çünkü finansman Merkez Bankası'ndan sağladığı için faiz ödenmesi, yüksek faizler ödenmesi söz konusu değil. Ama ne zaman Merkez Bankası finansmanı giderek azalıyor, onun arkasından faiz yükünün çok ciddi boyutta arttığını görüyoruz. Ve bu da onun bir göstergesi. Bunun yanında faiz ödemeleri gördüğünüz gibi çok ciddi 97'den itibaren yüksek hızda artıyor. %20'lere kadar varıyor 2001 krizinde. Merkez Bankası devre dışı olduktan sonra, bu tabii nasıl devre dışı oluyor? IMF ile yapılan, IMF'nin getirdiği bir koşulla oluyor. Ama kamu bankalarını kullanıyor hükümet. Kamu bankalarını kullanaraktan görev zararları yazaraktan kamu bankaları. Ve o dönemde de gördüğümüz 94'ün hemen arkasından kontrol altına alınan borçlanma gereksinimi daha sonra hızlı bir şekilde devreden çıkıyor, hızlı bir şekilde artıyor. Ve bunun arkasındaki en büyük neden de faiz artıştır. Yani o anlamda var olan borcu döndürmek için bile Merkez Bankası kaynaklarından yoksun kalması faiz artışlarına yol açabiliyor. Burada özellikle tabii üzerinde durmak istediğim dışsal şokları kesinlikle göz ardı edemeyiz. Kronik bütçe açıkları ve artan kamu açık borçları söz konusu ve bunun arkasındaki neden tamamen siyasi rekabet. Yani popülist siyasi rekabet kaşıkla verip gerektiğinde kepçeyle geri almayı gerektiriyor. Yani 89'dan itibaren baktığımız kamu özellikle kamu sektöründe çalışanların ücretlerinde ciddi bir artış var. Burada slide yok eklemedim ama reel ücretler 88'den 93'e reel ücretler %120 artıyor Türkiye'de. Sanayide reel ücretler. Sanayiden bahsediyorum. Kamu şirketlerinde, kamu kitlerde, iktisadi teşekküllerinde bu %200 civarında artış var. Ve şunu söyleyebilirsiniz ama hocam 80-87 döneminde ücretler baskılandığı için bu da normaldir. Çünkü artık çalışma yaşamında normale dönüldü. İşte sendikal hayat tekrar başladı ama o sendikal hayat 70'lerin sendikal hayatı değil. Sendikalar eski gücü yok. Kesinlikle çalışma yasaları sendikaların grev haklarını çok kısıtlamış durumda ve böyle bir ortamda asıl reel ücretlerdeki artışı sağlayan en önemli neden seçim dönemlerinde verilen artışlar ve tamamen oy toplamak amacıyla. Aynı şekilde bu dönemde doğrudan gördüğümüz tarımsal destekleme fiyat sistemi de aynı şekilde popülist politikanın bir yansıması olarak kendisini gösteriyor. Bir ölçüde bütçe açıkları arttıkça bunun finansmanını sağlamak için yurt dışından borçlanma imkanları yaratılıyor. 89'da 32 sayılı kararnameyle Özal cari dengeyi açıktı zaten. Bir de sermaye hesabını açtı. Cari hesabın yanında bir de sermaye hesabını serbest bıraktı. Ve böylece bankalar yurt dışından borçlanıp devlete borç verebiliyordu. Bunun tabii ki sonuçlarını bankacılık sektörü çok cazip hale geldi. Herkes bankacılık sektörüne girdi ve denetlenmeyen bankacılık sektörü, BDDK'nın kuruluşu 2000 yılı, 99 hatta galiba, yok 2000. Neyse asıl uygulaması 2001 sonrası tabii BDDK'nın. Ama burada finans sektörü de sonuçta krizin bir parçası oldu, 2001 krizinin bir parçası oldu. Dışsal şoklar çok önemli. Var olan sistemin sürdürülmesi açısından 97-98 krizleri, Asya krizi ve Rusya krizi Türkiye'ye, bir ölçüde Türkiye gibi ülkelere akmaya başlayan sermayeler az olsa da, Türkiye'ye çok az akıyordu daha sonra göstereceğim. Bu sermayenin çıkışıyla birlikte Türkiye'de faizler yükseldi. Bir de bunun üzerine 17 Ağustos depreminin gelmesi, bunu sürdürülemez hali, var olan politikaların sürdürülebilirliğini zorlaştırdı ve IMF ile bir anlaşma yapıldı ve bu aslında 2000'de uygulanan döviz kuruna bağlı politika program aslında bunun bir ürünüydü ama o programda tam olarak uygulanmadı. 2001 krizini ne yol açtı. Yani bunun arkasına detaylarına girmeme gerek yok sanırım ama
2001'den sonra yapılanlar önemli. Birçok açıdan 2001 sonrasında bu alınan önlemlerle makroekonomik kurumsal reformlar bunların adı. Makro yapısal kurumsal reformlar diyebilirsiniz. Mali konsolidasyon, kamu bütçe açığının kontrol altına alınması, borcun sürdürülebilir hale getirilmesi, Merkez Bankası'nın özelleşmesi ve para politikasının doğrudan hükümetin kontrolünden çıkarılması ve dalgalı kur sistemine geçilmesi. Bunlarla birlikte BDDK ile birlikte bankacılık sektörünün zapturapt altına alınması. Bütün bunlar doğru yolda uygulamalarla 2002-2007 arası Türkiye ekonomisinin %7'ye varan bir büyüme sağlamasını sağladı. O ilk grafikte gösterdiğimiz o yüksek büyüme dönemi de o. Şimdi bunu faizler düştü ve burada borç stoğu azaldı. Faizler, reel faizler %30'lara varmıştı. Düştü ve bunun arkasından ne gördük? Özellikle çok önemli olan, yabancı değil yabancı ama önemli olan kısım 90'lı yıllarla 2000'li yıllar arasındaki farkı çok net görebiliyorsunuz. Gece ile gündüz gün. Yani her ne kadar küreselleşme 90'lı yıllarda başlamışsa da, Türkiye'ye de gelebilecekse de yabancı sermaye, gelen finans hesabından gelen sermayenin miktarı birkaç milyar dolarlarla ölçülebiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve çıkış dönemleri elbette ki 94, 98 ve 2001'de çıkışlar var. Ama bunlar küçük meblağlar aslında. Ne zaman biz gerçek anlamda anormal bir makro ekonomiden çıkıp, yani kamu bütçesi sürekli açık veren ve bunun bir kısmını monetize eden ve bu açıkların bunun enflasyona yol açan ve belirsizliğin arttığı bir ülkeden, yani anormal bir ekonomiden, normal, daha sıradan bir ekonomiye doğru dönüştük. O zaman sermaye akışı başladı. Tabii burada 2004'ün önemli bir yeri var. Avrupa Birliği'nden üyelik için müzakerelerin başlaması çok önemli 2004 sonunda ve arkasından gördüğümüz artık Türkiye yabancı sermaye için çok cazip bir ülke. Daha yüksek faiz veriyor ama daha borcunu sürdürebiliyor, bu bir. Avrupa Birliği üyeliği söz konusu. Avrupa Birliği üyeliği söz konusu bankalar, işte uluslararası Avrupa şirketleri Türkiye'de köşe kapmak için, pazar kapmak için yatırıma başladılar ve 20 bin milyar dolara ulaşan doğrudan yabancı yatırımları gördük biz 2005-2006 bu dönemde. Şimdi gördüğümüz sermaye bu sadece bizden kaynaklanmıyor. Bu yüksek 80 milyar dolarları özellikle 2008 krizi sonrası gelen paralara baktığımızda bu tabii ki likiditenin dünyada bollaşması. Özellikle Çin'in dünya ekonomisine entegre olmasıyla birlikte ve Amerika'nın, Avrupa'nın düşük faizlere geçmesiyle birlikte, düşük faizli makro politikalara girmesiyle birlikte şunu görüyoruz. Sermaye bizim gibi ülkelere büyük boyutta geliyor. Sen anormal değilsen, sıradan bir yükselen pazar ekonomisiysen ve sana da 10 milyarlarca dolar gelebiliyor. Ama bugün geldiğimiz noktada artık o sermayenin bugün gelmediğini görüyoruz. Yani tekrar 90'lı yıllardaki belirsizliklere doğru bir gidiş söz konusu bir ölçüde. Yani şu kırmızı tarafın ağırlıklı olarak, onu vurgulamam lazım, dünyada bir Danny Rodrigue'nin ifadesiyle hiper globalizasyon dönemi olduğunu görmemiz gerekiyor. Burası gerçekten çok daha küreselleşmenin hiper boyutuna ulaştığı bir dönem. 90'lı yıllardaki ne özellikle karşılaştırdığımız zaman. Şimdi buradan benim geleceğim aslında tabii ki bu ekonomi politik yaklaşım. Ekonomi politik yaklaşıma baktığınızda bir ölçüde rekabet demokrasinin özüdür diyor Schumpeter de. Ama buradaki rekabeti iki boyutta ele alabiliriz. Birincisi partiler arası rekabet var. Bu yatay rekabet diye ben ele alıyorum. Diğeri de parti içi rekabet, dikey boyutu siyasi rekabetin. Yani biz parti arası rekabeti, yani yatay boyutunu bir ölçüde az kör topal yürütebildik. Son belki 2019'a kadar diyebilirsiniz. Seçimlerde çok hile yapılmadan bu işi götürebildik. Daha ve isteyen o yatay partiler arasında istediğini seçebildi. Son yıllarda giderek burada da geri adım atıldı. Ama siyasi partiler yasası, 83'te getirilen siyasi partiler yasası, parti içi rekabeti önünü tamamen tıkadı. Şimdi diyebilirsiniz hocam 70'lerde nasıldı, 60'larda? O dönemdeki siyasi partiler arasında böyle bir engellemesi söz konusu değildi. Burada en güzel örnek ne olabilir? İşte
Bülent Ecevit'in parti genel sekreterliğinden bir ölçüde ikinci adam İsmet İnönü'yü, yani Atatürk'ten sonra ikinci lider İsmet İnönü'yü ekarte edip parti genel başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçilebilir olması bile siyasi partiler yasasının aslında parti içi rekabetin önünü tıkamadığını gösteriyor. Nitekim o dönemde Adalet Partisi ve diğer partilere baktığınızda da parti içi muhalefet her zaman vardı. Kamuran İnan örneğin her seçimde Demirel'in karşısına aday olarak çıkardı. Şimdi geldiğimiz döneme baktığımızda, 90'lı yıllara baktığımızda parti içi rekabetin önünü tamamen tıkanmış. Ne demek? Başarısız liderleri görevden almak mümkün değil. Neden? Detaylara gireceğim. Ama başarılı olabilecek olanların da yukarı çıkması için mekanizmalar yok. Sonuçta buradaki örnek bir Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz örnekleri olabilir. DYP ve ANAP'ın başında sırasıyla 8 ve 11 yıl kalan bu liderler 4'er seçim kaybettiler, yerel seçim dahil. Ve merkez sağın %50'den fazla oy alan toplam iki partisi 87 ve 91'de bu parti liderleri değiştiremediği için bu siyasi rekabet, parti içi rekabet gerçekleşmediği ve başarısız liderlerin yerine başarılı olmaya namzet lider adayları gelmediği için bir ölçüde ne gördük? Parti sürekli olarak seçimlerde, bu partiler seçimlerde sürekli olarak oy kaybettiler. Ve aslında burada görebiliriz de, o kadar kolay mı bilmiyorum ama sonuçta 87'den başlayarak ele aldığımızda yerel seçimler de var. Ve bu mavi olan ANAP, DYP ikisi birlikte baktığınızda %55 civarında 87'de. Bu referandumun hemen arkasından yapılan Kasım seçimleri. Ve giderek ANAP'la DYP'nin eridiğini görüyoruz. Nasıl? İşte oy oranları %46'ya düşüyor. Tekrar %51'e çıkıyor. 91 seçimleri tabii. Bu birisi yerel seçim, birisi genel seçim. Genel seçimlere tekrar baktığımızda 95'te bu 38'e düşüyor. 99'da 25'e düşüyor ve 2002'de ikisi birlikte toplam %14-15 civarında bir oy. Yani merkez sağ aslında Türkiye'nin en temel yani iktidar kaynağı merkez sağdan geliyor. 60'lardan bu yana baktığımızda. Şimdi o zaman merkez sağın iki önemli partisi eridikçe merkez sağın marjinal partilerine doğru bir teveccüh söz konusu. Ve o da Refah Partisi ve MHP'nin zaman içinde aslında %10'lardan, burada ikisi birlikte yine %10 almış. 91'de 17'ye çıkmış Refah MHP. Daha sonra baktığımızda 94'te %19 ve ikisi birlikte ayrı ayrı giriyorlar 95 seçimlerine %29 oy almışlar. Ama onlar da denenen partiler haline geldikçe, onlar da iktidara ortak olup iktidarda denendikçe aslında yok, şu ortaya çıkıyor, yok aslında birbirimizden farkımız. Yani partileri yöneten siyasi elitlerin temel hedefi, amacı o partinin başında kalabilmek, o partinin başında kalabilmek şu anlama geliyor. İktidara ortak olabildiğin dönemler söz konusu, iktidara ortak olmadığın dönemler söz konusu. İktidardayken kaynak dağıtımına bir parçası oluyorsun. Devletin kaynaklarını etrafındaki iş dünyasına dağıtıyorsun ve o iş dünyası seni aslında iktidardan uzak olduğun dönemlerde seni sürekli olarak destekliyor, senin arkanda yatıyor. Ve böylece hem parti için, parti üzerindeki kontrolün devam edebiliyor, hem de uzun vadede baktığınızda bir farklı koalisyonların ortakları olabilme şansınız var. Bu 2002 seçimlerinde aslında bu sistem iflasını gösteriyor. Neden? Çünkü aslında antidemokratik olan seçim barajı doğrudan CHP'nin ve Adalet 15 ay önce kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barajı geçip parlamentoda temsil edilmesini sağlıyor. Diğer partiler parlamentoda yok. Bu oldukça antidemokratik bir durum ve yaklaşık %35 galiba oyların %35'i parlamento, daha %45'i yansımıyor parlamentoya. O anlamda şimdi o zamandan bugüne geldiğimizde nasıl, ne değişti diye bakabilirsiniz ama onu tekrar seçimler üzerinden gitmeyeceğim tabii ki.
bu işte biraz önce ana vatanın zaman içinde nasıl oy kaybına yaşadığını gösteriyor. Tansu Çiller'in nasıl DYP'de oy kaybı yaşattığını gösteriyor. Ve liderlerin partinin başından anca vefat ettikleri durumda gittiğini ya da geri plandan yönetmeye Erbakan durumunda devam ettiklerini gösteriyor. Ama sonuç olarak Türkiye'de gerçek anlamda seçimi kaybettiği için partisinin başından ayrılan bugün bir lider var mı derseniz yok. Kalıcı olarak ayrılan bir lider yok. Baykal 99'da ayrıldı, tekrar geri geldi. Bahçeli keza 2002 seçimlerin arkasından bir galiba bir süre uzak kaldı. Sonra tekrar seçildi ve bir parti için muhalefet vardı. Tekrar partinin başına geçti. Sonuçta burada ele aldığımız konu demek ki biraz önce merkez partiler tarihi oluyor. Bu şeye gireyim. Siyasi partiler arasının maddelerini ele almak açısından. Mesela bu 19 ve 20. maddeler il ve ilçe örgütlerini görevden almak konusunda bütün yetki ve sorumluluk çerçevesi parti tüzüklerinde belirlenir. Yani bu ne demek? Eğer il ve ilçe örgütleri doğrudan toplumsal olarak baktığı bütün partinin yayılması anlamında, etkiliği anlamında çok önemli örgütler. Ama bunun onları nasıl görevden alınıp nasıl görevde kalacakları yetki ve sorumluluk çerçevesi tamamen parti tüzüklerinde belirleniyor. Oysa bunun siyasi partiler arasında bazı kısıtlamalar olması lazım. O kadar kolay parti örgütleri merkezden değiştirilememesi lazım. Daha da önemlisi olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az 1/5'inin yazılı istemi üzerine yapılır. Yani bir partide genel başkan tek başına uygun gene olağanüstü kongreye gideceğiz derse bu gerçekleşebiliyor. Ama ya da büyük kongre üyelerinin en az 1/5'inin %20 civarında bir oy istemiyle yapılabiliyor. Ve o anlamda genel başkan, genel parti merkezi çok çok yüksek güce sahip olmuş oluyor. Diğer bir şey, partinin aday göstereceği milletvekili adayları, seçimlerde göstereceği adayları nasıl belirleyeceği tamamen tüzüklerinde belirleniyor. O anlamda da bir ön seçim yapılması Türkiye'de yok öyle bir şey. İşte istişareler yapılıyor. Tamamen liderler belirliyor. Yine merkezin belirlediği. Oysa ön seçim doğrudan tabana bir kimin seni temsil etmesi hakkını istiyorsun, onu temsil etmesi istiyorsun, bunu söyleyecek. Onu, o imkan da tabanın elinden alınmış oldu. Ve diğer bir şey de üye kayıt defterleri tamamen şeyde bir ölçüde çok kolay partide tutuluyor üye kayıt defterleri ve örneğin şeyde zamanında Van'da bir seçim oluyor ve Adalet Kalkınma Partisi de 2003'te galiba ve yerel seçim yani parti teşkilatı seçimi daha sonra da olabilir tam tarihini hatırlamıyorum ve o dönemde o yerel il başkanına aday olma deniyor ama o yine de aday oluyor ve seçiliyor. Merkez, parti merkezi görevden alıyor kendisini. Görevden aldıktan sonra bakıyorlar, adam mahkemeye gidiyor, dava açıyor. Hakkı yok anlamında. Sonra bir bakılıyor ki aslında kendisi üye bile değil. Çünkü üye defterleri çok kolay parti merkezi, parti teşkilatlarına tutuluyor ve aslında olması gereken parti doğrudan bunu yerel seçimden sorumlu yerel hakimliklere bildirmesi gerekir düzenli olarak. Bu yapılmıyor. Yani tamamen merkez teşkilatının kontrolünde olan bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu anlamda siyasi elitlerin ellerindeki gücü parti yasası altında kontrol altına almanın zorunlu koşulu siyasi partiler arası reformunu gerçekleştirmek. Yani ben buradaki vurgulamak istediğim nokta parti içi rekabet olmadan biz yine dönüp dolaşıp bu tür sistem sorunları yaşamakla yükümlüyüz anlamında. Ve en son gördüğümüz işte bir ölçüde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Cumhurbaşkanlığı sistemine gidilmesi aslında başarılı liderlerin sürekli olarak iş başında kalma tercihlerini gösteriyor. Nasıl Özal, karizmatik Özal ve Demirel baktığınızda onlar da başkanlık sistemini istediler. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanı oldular ama bir ölçüde o dönemdeki iktidarları
Cumhurbaşkanlık sistemine gitmek için yeterli olmadı. Ama şu anda 20 yıla yakın iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ise bunu başarabildi. Başkanlık sistemine geçişi başarabildi. Çünkü denetlenemeyen siyasi elitlerin en büyük tercihi sonuç itibariyle tamamen sadece parti içinde değil, toplumsal anlamda kontrolü ele geçirmek ve bir ölçüde orada da denetlenmeden ülkeyi yönetmek. Burada aslında direkt şeye geçmek istiyorum. Bir ölçüde pekala Türkiye'de parti içi rekabetin olmaması ve toplumsal denetimin yetersiz olması enflasyonu nasıl açıklıyor kısmını, enflasyon dinamiklerini nasıl açıklıyor? Onu görmek için de şöyle bir yola gitmemiz gerekecek ve buradaki asıl mantık bir sadece siyasi partiler yasası değil, biraz önce söylediğim gibi özellikle sendikal yasaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada mesela genel grev, baktığınız anda genel grev hakkı gibi bir hak Türkiye'de hiçbir zaman tanınmadı. Ama genel grev hakkı olan ülkelerde genel grev bir ölçüde toplumsal denetim mekanizmasının bir parçası. Yani var olan politikaları eleştirmek ya da o politikalara karşı doğrudan toplumsal anlamda bir muhalefet gösterebilmek ancak genel grev yöntemiyle mümkün. O yani başka yollar da var elbette ama mesela Arjantin'e baktığımızda Arjantin neden enflasyonu yaşadı? Çünkü 1982 yılında Arjantin ve Brezilya ve Meksika bu Latin Amerika borç krizini yaşadı. Onlar aynı bizim 1979'da yaşadığımız borç krizi gibi ve ödemeler dengesi krizi gibi onlar 82'de yaşadı. Yani petrol fiyatlarının artışından sonra ülke ekonomilerini ona uyarlamakta başarısız oldular ve dış borçları arttıkça bunu sürdüremez hale geldiler. Ve bunu borç ödemenin yolu da doğrudan kamu merkez bankaları üzerinden parasal finansman üzerinden sağlamaya çalıştılar. Ve bu da enflasyonu hızlı bir şekilde aylık enflasyon %30'lara varan bir noktaya getirdi. Burada gördüğümüz şu gri çizgiler, barlar genel grev yapılan dönemleri gösteriyor, ayları gösteriyor. Her biri galiba bir, iki tane olması. Evet, şu bir ve iki daha yüksek olduğu zaman iki oluyor o dönemde. Ve gücünü göstermesi anlamında. Ve Arjantin'de buradaki nokta önemli. Enflasyonu kontrol altına almanın yolu nedir? Enflasyonu kontrol altına almanın yolu bir kamu harcamalarını kısmak. Kamu harcamaları nasıl kısacağınız önemli. Yani tercihiniz hangi yönde? Doğrudan ücret artışlarını düşürmek, yani reel ücretlerde kesintiye gitmek, o zaman doğrudan enflasyonun kontrolünün yükünü çalışanın üzerine yıkmak. Ya da kamu harcamalarını keserken bunu özellikle işte siyasi elitleri de etkileyebilecek şekilde, onların kaynak dağılımını olumsuz etkileyecek şekilde önlemler almak olabilir. Bunlar genelde baktığımızda bu gibi ülkelerde bizde de dahil reel ücretlerde hızlı bir kesinti yapmak en kolay yolu olarak ortaya çıkıyor. Ama bunun karşısında işçilerin bir savunma mekanizmaları var mı? İşte Arjantin'de bu olduğu için hiperenflasyona giden yol var. Yani enflasyonun nedeni bütçe açıkları ve bunun finansmanı, bir ölçüde parasal finansmanı. Evet, hızla yükselen enflasyon var. Bu geçerli. Enflasyonunuz da yükselirken reel ücretlerde düşüşü eğer işçi kesimi kabul etmezse o zaman ne olacak? Üretim maliyetleri tekrar artmaya başlayacak. Özel sektörde de artmaya başlayacak. Özel sektörde artan üretim maliyetleri tekrar fiyatlara yansıdığı zaman bir aslında kısır döngü içine girmiş oluruz. Ve bu kısır döngüde doğrudan yüksek enflasyonu hiper enflasyona götüren modern anlamda diyebilirsiniz. Yani 1920'lerde Alman hiper enflasyonu sürekli gece gündüz para basmak, borcu ödemek için para basmak üzerine kuruluydu. Ama şimdi baktığınızda burada bir ikili dinamiklerde kendisini gösterebiliyor. Yani sadece para basmak, parasal finansmanla bu iş olmuyor. Ama doğrudan bir genel grev gibi siyasi olarak önemli bir güç gösterisi hükümetin politikalarında ciddi değişikliğe gitmelerini sağlayabiliyor ve reel ücretler hala düşebiliyor ama çok fazla düşmüyor. Yani o zaman şu var,
Bir fiyat artışı geliyor, arkasından ücret artışı geliyor. Fiyat artışları işte kamusal açıklardan dolayı. Sonra arkasından ücret artışları geliyor ve onun arkasından tekrar bir fiyat artışı geliyor. Çünkü o ücret artışları yeni fiyat artışlarına yol açabiliyor. Bu hiperenflasyon. Ve Arjantin'de işte baktığınızda %3000'lere doğru giden yıllık bazda enflasyonu görüyoruz bu dönemde. Ve ne zaman 92'de kontrol altına alabiliyorlar. Bugün geldiğimiz noktada Arjantin yine bizim gibi yüksek enflasyon ülkelerinden birisi. Ama burada bizden çok daha önce, 8-10 yıl daha önce enflasyonu kontrol altına alabilmiş olmaları bir nedeni hiperenflasyonun hiç kimse için, bütün kesimler için hiperenflasyon sürdürülemez bir konu. Öyle olduğu için hiperenflasyonun arkasından bir enflasyonda düşüş geliyor. Aynı şekilde Brezilya'da baktığımızda da geçerli. Genel grevler işçilerin doğrudan var olan politikaları etkileme yöntemi ve bu politikaları etkileme yönteminde reel ücretlerde düşüşü olabildiğince en aza indiriyorlar. Ama enflasyon bu arada kontrolden çıkıp hiperenflasyona gidebiliyor. Bize geldiğimizde bu İsrail'de aslında en iyi gösterge İsrail. İsrail Beyrut Savaşı sonrasında hiperenflasyonu yaşıyor ve burada gördüğümüz genel grevler ilk önce bir anlaşma yapılıyor. Üç parti var burada. Hükümet, özel sektör ve Hizdadrut. Hizdadrut da bütün çalışanların üye olduğu bir sendika. Ve o üçlü anlaşmaya uymadığı zaman hükümet genel grevle birlikte tekrar hükümeti ona uymaya zorlayabiliyor çalışan kesim. Ve enflasyon 1985'te kontrol altına tamamen alınıyor. Nedir o zaman? Tamamen kontrol altına alınması kamunun bütçe açığını azaltmak için sadece ücretlerin üzerine değil, yani kendi ücret harcamalarını düşüşün ötesinde başka yerlerden de kısmasını gerekli kılıyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki aylık enflasyon %5'ler civarında o dönemde. Ve %5-10'lar ve bazen yukarı doğru çıkabiliyor. Şimdi burada şeyi göremiyoruz. Bir genel grev göstergesi yok tabii ki. Ve hiçbir zaman da olmadı Türkiye'de. Ama özellikle şu 94 sonrası reel ücretlerdeki çok büyük düşüşler sonrasında bir genel grev olsa tam tersi yönde bu hiperenflasyona giden yol olabilir. Şimdi o açıdan şeye bakabiliriz. Enflasyon ve reel ücret değişme oranına bakabiliriz. Bu Türkiye. Türkiye'de 80'deki duruma baktığımızda enflasyonun reel ücretlerdeki artış buradan ölçülüyor. TÜFE enflasyonsa sağ tarafta ölçülüyor. Enflasyon %100'lere çıktığı dönemlerde reel ücretler %30'lara kadar düşmüş. Ve birkaç yıllık bazda baktığımızda %50'leri bulan bir reel ücret düşüşünden bahsediyoruz. Sonra reel ücretler yine kısa dönemde düşüşler var ama asıl reel ücretlerin arttığı dönemi görüyoruz. Tamamen popülist politikaların uygulandığı dönemde reel ücretler çok hızlı artıyor. Ve bu dönem işte o bahsettiğim %200'ler. Ama o artışlar sonra bir ölçüde geri veriliyor. Nasıl veriliyor? İşte 94 kriziyle birlikte hükümetin bütçe açıklarını kontrol altına almak için IMF politikalarıyla birlikte reel ücretleri ciddi boyutta yine %20'lerde bir düşüş var. Şimdi sadece %100'lerde olan enflasyondan bahsediyoruz. Brezilya'da %3000'ler, Arjantin'de %3000'lere vardığında enflasyon. Reel ücretlerde düşüş var ama bu düşüşler diğer toplumsal ekonominin geri kalanlarından çok daha büyük değil. Yani %10'lar civarında reel ücret düşüşleri olabiliyor. Bizdeki gibi bir yılda büyük çapta %30'lara varan reel ücret düşüşlerinden bahsetmek mümkün değil. Ve bir ölçüde o düşüşlerin bir kısmında genel grevlerle geri alabilen bir işçi kesiminden bahsediyoruz. O anlamda da Türkiye biraz önce tekrar en baştaki grafiğime gidersem çünkü burada bitecek galiba. En baştaki grafiğime gidersem bir ölçüde bu ekonomi politik yaklaşım şunu gösteriyor. Bir ekonomik büyüme anlamında ekonomi politikaları büyümeye yönelik politikalar uygulayan siyasi partiler, siyasi iktidarlar aslında ciddi boyutta bir rant dağıtımı konusunda yoğunlaşıyor. Ve bu rant dağılımı yeniden seçilebilmek için
yeni partilerindeki iktidarlarını, partilerindeki konumlarını korumak için gerekli bir rant dağılımı ve partilerindeki yeri garanti olduğu sürece de parti parlamentoda temsil edildiği sürece de bu liderler bu oyunu oynayabiliyorlar. Ama parti parlamentoda temsil edilemediği zaman da artık o siyaset bitmiş oluyor bu kişiler için. Bir ölçüde 80'li yıllardan sonra özellikle toplumsal denetleme mekanizmalarının ve siyasi partiler yasasıyla birlikte ve çalışma yasalarıyla birlikte tamamen devre dışı bırakılmasıyla bizim gördüğümüz sürdürülemem büyüme artık Türkiye için geçerli ve 2000'li yıllarda bile çok büyük sermaye girişleri olmasına rağmen yine sürdüremiyoruz. Yani dünyada bu kadar bol sermaye var olmasına rağmen bunu AKP iktidarının bunu sürdürememesinin nedeni doğrudan yine aynı dinamiklerle açıklanıyor. Çünkü var olan başarısız politikaları sürdürmekte ya da yanlış politikaları sürdürmekte devam ediyorlar. Çünkü tek amaç burada iktidarda kalmak ve siyasi elitlerin kendilerini partilerin başında iktidarını devam ettirmelerini sağlamak. Sanırım bu notla bitirsem bir ölçüde de enflasyonun tekrar yukarı doğru çıkması aslında onu tam olarak gösterdiğini düşünüyorum. Ben bu notla bitireyim isterseniz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Çok bir bakışa, geriye dönük bir bakış olan çok kıymetli bir ders. Çok sağ olun. Bu noktada izninizle soru cevap kısmına geçmek istiyorum size de uygunsa. Sorusu olan arkadaşlarımız el kaldırabilirler hocalarım. Ben iletmeye çalışacağım izninizle. Chat'ten bir soru aldım hemen. İsterseniz onunla başlayayım. Arjantin'den Emre Sakızlı yazmış. Arjantin'deki grev yasasının varlığının moratorium kapasitesiyle bir ilgisi var mı acaba demiş. Buyurun. Neyle ilgisi var mı? Moratorium? Moratorium evet. Hani kapasitesiyle bir ilgisi var mı diye sormuş. Tam anlayamadım ama yani grev şimdi o dönemde özellikle 80'li dönemlerde Arjantin'de grev hakları çok daha geniş ama moratoriumla onun bir bağlantısı olduğunu tam anlayamadım. Çünkü moratorium bir ölçüde hükümetin ben borcumu ödemiyorum demek. Şimdi ödemiyorum, yarın ödeyeceğim, yarın gel demek o anlamda. Tam anlayamadım o anlamda soruyu. Hocam bu şekilde yazılmış çatıma tamam. Bu şekilde ilettim. Bir kişi el kaldırıyor isim. Begüm Özkaynak olarak yazıyor ama Begüm Hocam değil sanırım. Başka bir isminizi buyurun lütfen. Kestim. Şöyle. Selamlar. Bana doğrudan gelmedi. Albert ben. Albert Crespin. Begüm'ünki geldi. O yüzden muhtemelen iki tane Begüm var. Hocam çok teşekkürler. Ya birkaç soru geldi aklıma ya da yorum. Ya ilk önce şimdi bu saydıklarınızda biz doğru yöntemin ne olduğunu tam bulamadık. Yani Arjantin mi daha iyi, biz mi daha iyi? Hemen bugünden bakıp değil de yani 30-40 yılda Brezilya mı daha iyi, hangi yöntem daha iyi? İkincisi, sonuçta bu söylediğiniz yani anlattığınız hikayede neden bir parti bugüne kadar çıkıp AKP'nin yaptığı gibi bunu challenge edemedi? Çünkü aslında bir parti yine kendi tüzüğüyle çıkıp ben daha demokratiyim diyebilirdi. Yani kendimce cevapları var ama bir fikrinizi merak ettim. Üçüncüsü de bu biraz yorum. Sağ partilerin toplam oylarına bakınca aslında o günleri de yaşadığımız için ben de finans sektörü içindeydim. Yani hala öyleyim de. Sonuçta 2002 seçimlerinde şeyi unutmamak lazım. MHP ve Genç Parti aslında o günün koşullarında çok daha böyle garip yani daha değişik boyutlarda daha garip ekstremlerdeydiler ama onları da katarsanız merkez sağın aslında gelişimi o kadar da kötü sekteye uğramadı. Yani MHP, DYP ve Genç Parti'nin toplam oyu hatırlarsanız 9-9-7 yuvarlıyorum rakamları 18 %25 idi. Aslında bunlar kendi aralarında anlaşsa AKP'den daha çok oy alabilirlerdi. Yani ANAP'ı da alarak. ANAP 2'lere falan düştü de o zaman. Yani yine tam matematik tutmuyor ama daha dengeli bir meclis olabilirdi demek istedim. Yani o konuda da özellikle mi dışarıda bıraktınız onu bir sormak istedim ya da yorum yaptım aslında. Tabii tabii. Çok teşekkürler Albert. Ben şimdi şey olarak geleyim. Bir
Benim söylediğim nokta şu, özellikle bu partiler açısından merkez, bana göre MHP merkez sağ değil. Yani o dönemde de değil. Çünkü o dönemde merkez, de mi değildi? Peki, evet, yani tamam. Orada verdiğim örnekte ne oluyor? Merkez sağı deniyor seçimde, seçmen merkez sağ veriyor ama merkez sağdan beklediğini bulamayınca, yani yine ekonomik sorunlar devam ettikçe diğerlerini deniyor. Yani Refah Partisi deniyor, MHP'yi deniyor. Aslında o zaman o dönemde SHP, CHP'ye oy kullanırken sonra Bülent Ecevit'in partisini de deniyor. Solda da deniyorlar aslında baktığında. Yani bir o anlamda ilk başta 7-8 parti varken daha sonra bu galiba 2002'ye de 20 parti giriyor seçime. Giderek fragmantasyon artıyor. Oysa eğer ANAP ve DYP kendi içlerinde kendilerini daha iyi yönetecek liderleri yükseltebilseler, parti içi mekanizmalar çalışsa, o zaman ne olacak? Seçmen bir, parti diyecek ki hatamız neydi geçmişte ve biz bu hatayı düzeltmek için doğru ekonomi politikalarını uygulayabiliyor muyuz diyecekti. Yani benim yaklaşıp söylemeye çalıştığım o burada. Bir ölçüde fragmantasyon şeyin göstergesi. Parti içi demokrasinin çalışmamasının göstergesi. Yani bugün MHP'den İYİ Parti'nin doğması da aynı şey değil mi? Günümüzdeki bu dönemde. Aynı şey. Yani ve benim aslında burada şey olarak Arjantin, Brezilya ve diğerleriyle karşılaştırdım da şunu söylemiyorum. Onlar daha iyi, biz daha kötüden çok. Ben burada özellikle şunu söylüyorum. Bir denge ve denetleme mekanizmaları çalışmadığı zaman, siyasi elitler tamamen toplum üstü bir konumda oldukları zaman ekonomi politikalarında yanlışlar tekrarlanabiliyor. Tekrarlanıyor ve çünkü siyasi elitler maliyet ödemiyor. Bu bir. Ve bu yanlışlar da yüksek enflasyona yol açabiliyor. Ve gerektiğinde de o yüksek enflasyonun hiper enflasyona gitmesini önleyebiliyoruz. Yani o burada Tansu Çiller'in işte 94 krizinde %50 faizli tahvil çıkardığını, bono çıkardığını, 3 aylık bono çıkardığını hatırlıyorsunuzdur. Bunu yaparken reel ücretleri %30 düşürebiliyorlar. Şimdi ama sendikalar da buna bir şey yapamıyor çünkü sendikal yasalar izin vermiyor. Yani o anlamda ben 80 darbesi sonrası gelen siyasi kurumların bizim ekonomik olarak bu döngüleri tekrar tekrar yaşayacağımızı ve ben bunu 2003'te de söyledim. TÜSİAD için bir rapor yazdık o dönemde. Emre Alper ve Cevdet Akça'yla ve büyüme ve enflasyon dinamikleri diye. Orada da aynı siyasi perspektif orada söz konusu. Yani ekonomi politik perspektif. Ve ben mesela AKP konusunda dediniz işte daha demokratik kendileri bunu değiştiremez mi? Babacan 2003'te, Ali Babacan 2003'te şunu diyordu. Ben bunu kendisiyle de konuştum bu arada. Aynen şunu diyordu. Biz daha demokratik bir tüzüğe sahibiz. Gerçekten öyleydi. Tüzükleri, genel başkan her şeyi belirleyemiyordu. Ama ne zaman o 1 Mart tezkeresi oldu, ondan sonra genel başkan yavaş yavaş sıkılaştırmaya başladılar. Zaten erozyon devam ediyor ondan sonra. Yani burada önemli olan bir partinin başlangıçta daha demokratik olması ya da daha demokratik tüzüğe sahip olması değil, siyasi partiler yasasının bunu kişilere bırakmadan, o kişi partinin kurucularına bırakmadan herkese bunu empoze edebilmesi. Yani ön seçimin empoze edilmesi, işte sadece bir genel başkanın olağanüstü kongre çağırmasıyla işte en az %20'ye ihtiyacı olması farklı bir şey. Yani o anlamda bir muhalefetin de genel kongre çağırabilmesi gerekiyor. Yani benim burada yani asıl siyasi partiler yasası değiştirilmeden birçok şey değişmez konusu. Aslında ben bunu 2003'ten beri söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katkınız için ve hocam cevabınız için. Chat'ten bir soru aldık, onu iletmek istiyorum. Muharremcan, merhaba, teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Şehirlerin gelişme alanlarındaki rant Türkiye'de siyasetin ve siyaset finansmanın neresindedir diye sormuş. Buyurun. Şimdi ben tabii bu konuya girmem o kadar kolay değil ama yani direkt ben daha makro bakıyorum ama şimdi Alpay Hoca gibi uzmanlar varken şehirleşme, bölgesel o konularda ben ama benim buradaki söyleyeceğim Türkiye'de refahın yaratıldığı, nasıl yaratıldığına bakarsanız özellikle gayrimenkul üzerinden ve tarımsal
birçok anlamda çevreyi göz ardı ederek kentsel gelişmeyi belirli bir düzüm, kentsel gelişmeyi de tamamen rant çerçevesinde ele alaraktan burada ciddi bir refah yaratılıyor ve elbette ki de siyaset bu refahı nasıl dağıtacağına da kendisi karar verebiliyor. O anlamda ama benim söylediğime doğrudan birebir ilintili olmadığı için şimdi burada çok fazla yorum yapmayayım. Belki Alpay Hoca'ya bırakayım. El kaldırmış zaten. Evet Alpay Hocam buyurun lütfen. Kamil, yani çok güzel siyasi partiler yasası değişsin. İşte yani vergi yasasını da koyalım. Hani bunlar çok elzem olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve senin söylediğine göre bu siyasi partiler yasası değişmediği sürece de bu böyle döngü halinde, açmaz bir döngü halinde devam ediyor olacak. Peki niye hiçbir siyasi parti senin, benim, buradaki insanların gösterdiği öngörüyü görüp parti içinde demokrasiyi kuramıyor, inşa edemiyor? Eğer sen de bir siyasi partide bulunsan Alpay, sen de eğer liderlik pozisyonundaysan bunu değiştirmek istemeyebilirsin. Yani bu şey değil. Yani parti içi mekanizmalar, benim burada söylemeye çalıştığım nokta bir, bunun değiştirilmesi için, yasanın değiştirilmesi için partilerin bir araya gelebilmesi lazım. Birçok partinin bir araya ve bazı partiler değiştirmek konusunda görüş bildiriyorlar ama hiçbir zaman öncelikli olmuyor. Benim söylemeye çalıştığım bunun bir öncelikli olması gerektiği. Yani bu siyasi partiler yasası işte akla geliyor ama genel anlamda, ekonomik politikalar anlamında bir genel ekonomi politik bakış açısıyla siyasi partiler yasası değiştirilmeden ve özellikle burada çalışma yasalarında bahsediyor. Yani bugün Türkiye'de grev hakkı, işte genel grev olsun, İşte solculuk olsa onu demiyorum. Yani öyle bir benim burada söylemeye çalıştığım nokta genel grev de bir denetleme mekanizması olarak ele alınabilir. Eğer başka denetleme mekanizmaları yoksa genel grev de buna sağlayabilir. Ama Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının gücü, siyaset karşısındaki gücü ortada. Yani şimdi tabii ki bunu bugün işte başkanlık sisteminden dönelim, parlamenter demokrasiyi tekrar gündeme getirelim. Yeterli değil. Başka değişiklikler yapılmadan ekonomik alandaki iz düşümünü yok etmek mümkün değil. Yani ekonomi yüksek, biz yine yüksek enflasyona gideriz konusu. Tamam, buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Alpay Hocam, size Kamil Hocam cevabınız için. Yıl Hocam el kaldırmış, kendisine söz veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler Kamil bu kapsamlı sunuş için. Tabii aklıma takıldı ilk önce Alpay'la konuşmanızda. Tabii kötü bir neş dengesinde yani diğer partiler değişmiyorken bir partinin parti içi demokrasi getirmesi olsa olsa yalnızca zayıflık getiriyor. Dolayısıyla oradaki getiriler zannediyorum kötü bir dengeye kilitlenmiş vaziyette partiler bu çerçevede. Ben şunu soracaktım. Şimdi baktığımız zaman hani 1960-1980 arası siyasi partiler yasası, Türkiye'deki parti içi demokrasi bugüne göre böyle bir cennet durumu gibi bir şeymiş. Çok yanlış olmayacak. Ünal Hocam sizi tam duyamadık ama hocam, ki internetinizde sıkıntı oldu hocam. İsterseniz tekrar söyle, tekrar ederseniz bir saniye söyleriz. Görüntüyü kapatayım. Şimdi iyi hocam, şimdi iyi. Şimdi nasıl? İyi. Daha iyi hocam. Evet. 1960-1980 arası siyasi partiler yasası, parti içi demokrasi bugüne göre muazzam derecede iyi gözüküyor Türkiye'de. O sıradaki, o dönemdeki enflasyon ve ekonomik gelişmeleri o çerçevede açıklamak nasıl mümkün? Açıklayabilir miyiz? Yoksa çok mu kısa bir süre? O dönemle ilgili ne dersin? Şimdi hocam, bir tabii ki bunları test etme imkanımız yok. Oturup çok gözlemimiz yok. O anlamda da o kadar kolay değil. Şimdi evet,
denetleme mekanizmaları var. Diskin mesela 70'lerde, 70'lerin ikinci yarısında hatta 75-76 o dönemde sağladığı çok güçlü reel ücret artışları var. Çok yüksek. Grevler yaygın birçok açıdan. Şimdi ama bu dönemleri karşılaştırmak çok kolay değil. Yani 60'larda, 60 ve 70'lerde sadece ekonomi olarak bakmak bana biraz da şey geliyor. O dönemde işte Türkiye bir sınır devleti, işte o anlamda Amerika Türkiye'deki artan sol konusundaki düşünceleri ve bir ölçüde bu sınır devletinde contain edebilmek, aynı şekilde içeride var olan siyasetin çok daha tartışmanın ötesinde iç savaşa kadar gidiyor hale gelmesi. Yani orada sadece ekonomi politikalarıyla açıklayabileceğimiz bir şey yok ama bir şunu görebiliriz. Ekonomi politikası yanlışları bir petrol krizine verilen tepkide kendisini gösteriyor. Türkiye, Arjantin, Brezilya gibi petrol krizine karşı gerekli uyarmaları, düzeltmeleri yapmıyor. Ve bunun sonucunda da sürdürülemeyen bir dış denge söz konusu o dönemde. Ama yani sadece o dönemi şeyle açıklamak kolay gelmiyor bana. Hayır, yani parti içi demokrasi ekonomi politikalar üzerindeki etkisini o zaman için sınırlayan nedir? Onu merak ettim. Yani bugün parti içi demokrasiyi kursak bir parça öyle bir izlenim edindim sunuşundan. En azından ya daha sonra belki yeterli değil ama gerekli koşul o. Aynen o. Yani zorunlu bir koşul ama yeterli değil. Ben onu değil. Söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla yani 60-80 arası diğer şeyler yoktu ortada diyeceğiz ya da başka etkenler vardı. Evet. Yani burada dışsal şokları kesin anlamamız lazım. Yani ben özellikle şimdi AKP'nin dönemine baktığımızda yani grafiği de tekrar ele alabilirsem o yani bu grafikte aslında şu 2008 krizi olmasa yani ya da şu döneme baktığınızda çok yüksek büyüme. %6'lar. Ne 80'lerde var ne 60'larda var. Ama bunun nedenini biliyoruz. Bunun nedeni de ciddi boyutta bir dışarıdan sermaye girişi var ülke. Bu sermaye girişini yani hiperglobal küreselleşmeyi göz ardı ederekten de bunu açıklayamayız. Yani o anlamda sadece işte içerideki politikalar değil dışsal gelişmeleri de kesinlikle dikkate almamız lazım ve ona rağmen dışarıdan bu kadar sermaye bolluğu varken şu son dönemdeki düşüş aslında bir ölçüde diğer dönemlerin sermaye girişi olmadan yaşanan düşüşlere hemen hemen benzer bir düşüş büyümedeki. Bilmiyorum ne olacak, cevap verebildim mi? Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Ünal Hocam sorunuz için. Kemal Hocam ayrıca cevabınız için. Şu an chatte ve ekranların arasında bir soru görmüyorum. El kaldırmak isteyen, soru sormak isteyen varsa buyursunlar lütfen. Ben biz Ünal Hoca ve Kamil Hoca ile çok konuşup tartıştığımız için yani sahneyi kapmış gibi olacağız ama problemi yok mu? Yani CHP bir ara denedi değil mi ön seçim yapmayı? Ama tutmadı. Yani halktan da bir görmüyor sanki değil mi? Bu parti içi demokrasi ya da demokrasi şeyi. Hani güçlü lideri tercih ediyor insanlar. Biraz da öyle bir şey yok mu? Hocam yani o elbette ki yani buradaki yoruma açık her şey. Şimdi bunu söylediğin zaman yoruma açık. Ama benim burada kurumsallaşma söz konusu olduğu zaman mesela Blair İngiltere'sini alalım. Blair'ı hatırlar mısın? Hatırlarsın. Ne? Blair aslında 3 seçim kazandı. Ben gencim hocam hatırlamam. Hayır biliyorum. Yani Blair 3 seçim kazandı ve iktidarda başarı da oldu. Ama 2003'te Bush'un arkasından, Amerika'nın arkasından Irak Savaşı'na girdiği zaman İşçi Partisi Blair'la devam etmek istemedi. Şimdi bu da bir ölçüde parti içi bir eğilimi gösteren nasıl yaptılar? Partililer mutsuz olduklarını bu karardan belirttiler ve değiştirebildiler. Bir diğer örnek, şimdi örnekleri dışarıdan seçiyorum.
Ama işte Almanya Başbakanı Schröder, değil mi? Schröder sosyal demokrat iktidarın başbakanıydı. Bugün siyasette bile değil, lobicilik yapıyor. İkisi de uluslararası bir şeylerle uğraşıyor. Ama sonuçta Schröder döneminde Almanya'da çok önemli bazı kararlar alındı. Yapısal reformlar alındı. Ve işçi ücretleri özellikle şey döneminde artan, birleşme döneminde artan işçi ücretlerini kontrol altına almak için maliyetleri, bazı iş piyasası reformları yapıldı. Ve bundan dolayı sosyal demokratlar iktidarı kaybetti. Ve bu giderek kime yaradı? Merkel dönemine yaradı ve daha sonra Almanya özellikle 2008 krizinde hiç etkilenmedi, cari fazla verdi ve üretkenliğini devam ettirdi. Ama sonuçta Sosyal Demokrat Parti belki eskisi kadar yani iktidarda değildi o dönem. Şimdi bizdeki sorun demek ki şöyle bir şey. Ben iktidarda olduğum sürece gerisi önemli değil yaklaşımı söz konusu. Yani ben şeye bakalım, ANAP dönemine, Mesut Yılmaz, rahmetli Mesut Yılmaz dönemine bakalım. Yani ilk başta bir numaralı koalisyon ortağı, sonra bir sonraki seçimde iki numaralı koalisyon ortağı, sonra 99'da üç numaralı koalisyon ortağı. Yani giderek kan kaybediyor ama ben iktidara yakın olduğum sürece ben bir ölçüde NEMA dağıtımı sisteminde rol alıyorum ve partimin başında da bu şekilde kalabiliyorum. Yani o anlamda kurumsallaşma çok önemli ve sadece tek yani güçlü lider Mesut Yılmaz çok güçlü lider miydi ya da Tansu Çiller o kadar güçlü lider miydi? Düşünebilirsin. Bunlara itirazım yok ama sadece yukarıdan siyasi elitler üzerinden bunu yapıp aşağıdaki işte sınıfsal yapıları bilmem neyi göz önüne almadığın zaman çok havada kalıyor gibi geliyor bana. Yani doğru. Ben kalksam desem ki ama parti yani tek başıma da olsa yapacağım parti içi rekabeti getireceğim desem de yani karşılığı yok onun. Toplumsal bir... Ben CHP'de mesela epey bir parti içi rekabet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii tam siyaset bilimci değilim. Abi nerede gördün onu ya? Efendim? Nerede gördün? Ben yani binanın içinde birkaç defa gezindim, hiç göremedim böyle bir rekabeti. Yani neyse. Yani ama şey konusu önemli. Siyaset bilimci olmadığım için çok fazla uçmuyorum. Sen de uçma ama. Yani sonuçta orada bir ön seçim yapma kararı diğer partilerin yapmamasından başardılar onu bence. Ön seçim yaptılar yani. Başarılmış. Ama dediğin yani katılıyorum. Ben burada şeyi söylemiyorum. Ben bir saptama yapıyorum. Ve bu bizim var olan yani bir ölçüde Daron'un yaptığı kurumsal siyasi kurumların ekonomik kurumları etkilediği konusunda burada da bizim kurumlarımızın detayına girip aslında bu siyasi elitleri bu kadar denetimsiz toplumsal ve parti içi denetimden kurtarmak yani o denetimden serbest kılmak aslında bir ölçüde uzun vadede makroekonomik politikalar açısından yanlış sonuçlara yol açıyor diyor. Bak bir genç arkadaş söz istiyor. Evet. Ben ona geleceğim ama şu. Yani kurumlar çok güzel de bu kurumlar gökten inmiyor. Onun için bakıp Abdurrahman söylesin konuşsun. Buyurun size anlat ediyorum Abdurrahman Kılıç. Teşekkürler Alpay Hocam. Kamil Hocam bu Alpay Hocam'ın sorusuyla da biraz ilintili aslında. Parti içi demokrasinin olmaması biraz da sürekli yeni partilerin kurulmasını tetikliyor diyebilir miyiz? Yani işte Refah Partisi'nden Adalet Kalkınma Partisi'nin çıkması, şimdi Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi işte şeyin ya da Sarıgül'ün partisi gibi partilerin ortaya çıkmasına. Yani evet, bu bir sıkışma aynen. Aslında bir sonuç doğuruyor bir yerde. Tabii yani 2015'ti galiba değil mi? MHP eğer gerekli değişikliği yapmış olsaydı, Bahçeli'nin yerine Meral Akşener gelmiş olsaydı bugün MHP belki %20 oy civarı vardı MHP'nin diyorum. Ama şu anda yok. Şimdi ve bu 1990'larda da böyle yani son parti içi muhalefete yer yok bu sistemde. Parti içi muhalefet bir başka parti kurmak zorunda. Ve en güzel örneği de tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve öyle bir dönemde kurdular ki 15 ay sonra iktidara geldiler. Şimdi yani buradan şunu da çıkarabilirsiniz. İktidardan uzaklaştığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti kalacak mı?
Buna da gidebiliriz. Yani giderek, çünkü artık şu anda var olan şeyde bir limitleri alıyoruz. Yani benim söylediğim sistemdekinden öte bir ölçüde, yani başkanlık sistemi giderek siyasi elitlerin, denetimsiz siyasi elitler değil, denetimsiz siyasi elit, tek bir kişi anlamına geliyor. Artık bu kadar uzunca süre iktidarda kalmış parti tamamen lider partisine dönüşüyor. Lider çıktığı zaman oradan acaba o parti ayakta kalabilecek mi? O anlamda yani ben her şeyi açıklamakla Alpay'ın eleştirisini kabul ediyorum. Ama burada söylemeye çalıştığım nokta da bir ölçüde Alpay'ın dediği de gökten zembille inmiyor bunlar. Ama eğer 83'te yapılan bu siyasi partiler yasasını değiştirebilirsek diyorum ben, o zaman davranışlarda da değişiklik olacaktır. O zaman parti içinde muhalefet çıkıp da lidere kafa tutabilecektir. O zaman belki bir iki defa lider değiştirildikten sonra da şunu görebileceğiz. Yani o zaman bizim partimiz lideri değiştirip de iktidara ortak aday olabiliyor diye yaklaşımlar olabilecek. Ama şu anda lideri değiştirmek diye bir şey söz konusu değil mi? Ancak video teyple ya da hakkın rahmetine kavuşaraktan gidiyor liderler. Yani ben Alpay senin dediğine orada katılıyorum. Yani şey anlamında katılıyorum. Pardon, sesimi tam konuşacaktım ama. Yani bunu nasıl değiştireceğiz? Bir ayrı bir şey. Yani evet kesin değiştirelim ama kim değiştirecek? Biz değiştiremeyeceğiz. Onu da anlıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Katkınız için teşekkürler hocam. Fırat Gündem'e söz veriyorum. Fırat hocam buyurun. Teşekkürler, selamlar. Ya aslında ben, yani nasıl diyeyim, tam söyleyeceğim şeye az önce cevap vermiş gibi oldunuz ama ben yine de söyleyeyim. Yani şöyle bir durum var hocam. Yani parti içi muhalefet, siyasal partiler yasası falan konuşuyoruz ama 1980'den beri sanki 40 yıllık bir dışsal şok gibi süre gelen bir ordu müdahalesi var, ordu dizaynı var. Yani o siyasal partiler yasasını hazırlayanlar da ordu mensupları. Dolayısıyla hazırlamalarında da bir amaç var. Yani öyle yerelden siyasal katılım gerçekleşsin, parti içi demokrasi olsun, liderler değişsin vesaire gibi bir öngörüleri olmadığı gibi, tam tersine mümkün olduğunca merkezde ve minimum rekabetle ya Ahmet gelsin ya Mehmet ama sonuçta çok fazla bir şey de değişmesin tarzında bir tasarım var. Yani %10 parti barajı, %10 seçim barajını da bu çerçevede değerlendiriyorum. Dolayısıyla hal böyleyken, böylesine kuvvetli bir dışsal şok varken, hala da daha bir şekilde hayatımızı etkiliyorken, nasıl diyelim, beklenen değişimi siyasal partiler yasasından yana ummak, yani oradan doğru geleceğini düşünmek de bana biraz ben, şey... Pardon, sözünü kestim ama devam edebiliriz. Bitti mi? Yok. Pardon. Evet. Ya ben, yani siyasi partiler yasası temeldir. O, yani ben anayasanın da, yani benim söylemeye çalıştığım nokta bu, yani tahmin edebileceğiniz şey. Sadece bir anayasada, çalışma yasalarında, sivil toplumu düzenleyen yasalarda mutlaka denge ve denetleme mekanizmalarını devreye sokacak şekilde değişiklikler olmalı. Ve siyasi bu toplumsal düzeyde. Bir de siyasi partiler içinde var olan o rekabeti yaratacak, onu engelleyen siyasi partiler yasası değiştirilmesiyle o zaman bir ölçüde siyasi elitler üzerinde bir denetim sağlanabilir demeye getiriyorum. Yani o anlamda da bu yanlış politikaların tekrar yanlışların tekrarlanmasının önüne geçilebilir söylemeye çalışıyorum. Yani ekonomi politik yaklaşım olarak onu söylüyorum. Yani onun dışında, yani askerler, evet 83'ü belki askeriyenin oldu, o dönemde de hala işte 80 darbesini yapanlar iktidarda ama 83'teki bu siyasi partiler yasası 85'te değiştiriliyor. Özal tarafından değiştiriliyor. Daha da sıkılaştırıyor. Yani daha fazla kendi partisini uzaktan kumandayla kontrol edebilecek hale getirmeye çalışıyor. Yani şey değil iş sadece. O dönemde Özal iktidarda olduğu için, parlamentoda çoğunluğu olduğu için gerekli değişikliği yapabiliyor.
Ama sadece askerlere bağlamamamız lazım. Yani ben onu nasıl diyelim, süregelen istikrarlı bir dışsal şok gibi, çerçeveyi belirleyen bir aktör gibi. Hayır, öyle bir şey ki belirlemiş, çerçeveyi belirlemiş ve biz o çerçeveyi değiştirmekte zorlanıyoruz. Onu değiştirebilmemiz için çok ciddi toplumsal bir mutabakat olması lazım ve bunu da sabote edecek üst düzeyde siyasi elit dediğim bu partilerin liderleri ya da asıl karar mekanizmasındaki yakın olan kişiler bunu sabote edebiliyor çok. Doğru, tamam. Evet, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Fırat Hocam ayrıca. Kamil Hocam size tekrardan teşekkür ederiz. Ben şu an bir soru görmüyorum. Bu durumda izninizle bitirmeyi düşünüyorum. Bitirelim diyorum. Siz ne dersiniz? Bence de yeterince konuştuk diye düşünüyorum ama siz... Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim tabii ki sorular içinde. Alpay'ın konuşacak çok şeyi vardır eminim ama... Dileriz ilerleyen zamanlarda tekrardan bir arada oluruz. Bu konuşmaları yakın zamanda yine belki Zoom üzerinden dileriz fiziksel ortamlarda yapma fırsatı buluruz. Bu hafta Özgür İktisat ile Halkın Ekonomisi derslerinin 12.sini sevgili hocamız Kamil Yılmaz'la gerçekleştirdik. Hocam çok teşekkür ederiz bizlerle olduğunuz için, bizimle birikimlerinizi paylaştığınız için. Bu dayanışma sürecinde burada bizimle olmanız bizim için çok kıymetli. Gelecek hafta da sevgili Özgür Orhan Gazi ile dersimizi gerçekleştiriyor olacağız. Tekrardan buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese. Tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler.